Gökyüzünün çocukları, Anunnakiler. Mezopotamya'nın tozlu topraklarının altında binlerce yıllık bir efsane gizlidir. Bu efsane gökyüzünden inen tanrılardan, insanlığın doğuşundan ve kaderin gizemlerinden bahseder. Bu tanrılara Anunnaki denir ve isimleri zamanın akışında yankılanır. Anunnaki, gökyüzü tanrısı An ve toprak tanrıçası Ki'nin soyudur. Onlar yıldızlardan gelen güçlü ve kudretli varlıklardır. En eski Sümer yazıtlarında Anunnaki'nin ilahi bir panteonun parçası olarak tasvir edildiğini görürüz. Görevi insanlığın kaderini belirlemek olan yüce tanrılardır. Anunnaki gökten inip dünyaya ayak bastığında burası henüz insanlığın ayak izlerini taşımayan vahşi bir yerdi. Anunnaki öncelikle kendilerine görkemli ama tek tapınak yaptı ve teknolojileriyle dünyayı şekillendirmeye başladı. Daha sonra insanlığı yarattı ve onlara birçok tapınak yaptırdı. Ancak zamanla Anunnaki'yi yücelten bu tapınaklarda birkaç değişiklik oldu. İnsanlar kendileri için çalışabilen ve kendilerini kaderlerini tayin edebilecek duruma getirince Anunnaki'nin rolü değişmeye başladı. Tanrı olarak görülürken artık insanların onları unutmaya başladıklarını fark ettiler. Anunnaki'nin liderleri arasında Enlil, havanın güçlü tanrısı ve Enki, akıl ve suyun tanrısı bulunur. Bu iki tanrı birçok tanrıdan birisidir. Bu tanrılar insanlığın kaderi üzerinde farklı görüşlere sahipti. Enlil, insanları kontrol altında tutmak isterken, Enki, onların bilinçli varlıklar olduğunu, onlara bilgi ve beceri vermek istediğini söyler. Bu çekişme ve savaş insanlık tarihindeki birçok önemli olayın temelini oluşturur. Birçok farklı dinde bu olaylara atıf vardır. Sadece kişilerin isimleri değişir, ancak olaylar ana hatlarıyla birebir aynıdır. Anunnaki'nin dünyada kalış süresi boyunca biz insanlar pek çok yeni şey öğreniriz. Sonuçta bizi onlar yarattı. Tarım, hayvancılık, yazı ve daha nicesi Anunnaki'nin bize armağan ettiği bilgilerdir. Bu arada onların yaratması der iken başka hayvanların, başka canlıların ve uzaydan aldıkları başka DNA'ların işlerine geleceği şekilde kodlayarak oluşturduğu canlılarız. Aslında yaratmanın ne bilimde ne temelde hiçbir anlamı yoktur. Yaratmak yoktan var etmek falan değildir. Sen bir şeyi yaratıyorsan bir şey oluşturuyorsun. Anunnaki'nin başka bir gezegene yerleşmek için dünyayı terk ettiği söylenir. Dünyadan tam ayrılma sebepleri bilinmemese de Babil Savaşı ya da insanların artık direnmeye başlaması ve Anunnakilerin sayısının az olması örnek gösterilebilir. Kimi efsanelere göre ise gökyüzünde meydana gelen bir felaket onları kendi yıldız sistemlerine dönmeye zorlar. Ki onların gezegenlerinin ismi de Nibiru'dur. Anunnaki'nin geride bıraktığı miras, insanlık tarihinde büyük bir yer tutar. Onların efsaneleri bize köklerimizi, potansiyelimizi ve evrenin gizemlerini hatırlatır. Anunnaki'nin hikayesi sonsuz zamanın akışında yankılanmaya devam edecek. İnsanlara kendilerini ve dünyalarını anlamaları için ilham vermeye devam edecektir. Mezopotamya'nın tanrıları, Anunnaki ve inanç sistemi. Eski Mezopotamya'da gökyüzünün ötesinde tanrılar ve tanrıçaların bulunduğu bir yer olan cennet olduğuna inanılırdı. Bu tanrılar arasında en güçlülerden biri olan Anunnaki, insanlığın kaderinde önemli bir rol oynardı. Anunnaki hakkında bilgimiz edebi metinlerden gelmektedir.
Ancak doğrudan Anunnaki'ye adanmış bir kültün varlığına dair çok az kanıt bulunmaktadır. Bunun nedeni muhtemelen Anunnaki'nin her bir üyesinin birbirinden ayrı kendi bireysel kültüne sahip olmasıdır. Mısır'ın tanrısı da bir Anunnaki'ydi, Sümer'inde, Babil'inde, Hititlerinde. Ancak hepsi kendine ait bir din ve bir kült oluşturduğu için biz hepsini ayrı görmekteyiz. Aslında onlara tanrı demek de çok doğru değil. Çünkü tanrı biz insanların, aciz varlıkların güçlü bir sığınak aradığında sığınmak için oluşturduğu bir kavramdır. Anunnakilerin belki de bilimsele en yakın şekilde tanımları zaten başka gezegenden geldiklerini söylüyor ve bu Sümer metinlerinde de Mısır metinlerinde de ortak olarak bulunuyor. Yani aslında tanrı dediğimiz şey zaten kelime anlamının temeline baktığımızda yönetici anlamı, hani yönetici kelimesinin anlamına daha yakındır. O yüzden bu videoda tanrı diye bahsettiğim şeyleri ilah olarak algılamayın, bir kral gibi algılayın. Anunnaki'nin tamamını bir arada gösteren hiçbir tasvir bulunamamıştır. Bununla birlikte iki ya da üç üyenin birlikte tasvir edildiği bazı örnekler vardır. Mezopotamya'da tanrılar genellikle insan biçiminde tasvir edilirdi. Onların olağanüstü güçlere sahip oldukları ve muazzam bir fiziksel boyuta sahip oldukları düşünülürdü. Tanrılar genellikle Melab adı verilen, onları korkunç bir ihtişamla kaplayan belirsiz bir madde giyerlerdi. Melab, kahramanlar, krallar, devler ve hatta şeytanlar tarafından da giyilebilirdi. Bir insanın, bir tanrının melamını görmesi, ni kelimesiyle ifade edilen etin fiziksel olarak karıncalanması olarak tanımlanmaktadır. Tanrılar neredeyse her zaman boynuzlu başlıklar takıyorlardı. Bu başlıklar üst üste 7 çift öküz boynuzundan oluşabilirdi. Ayrıca bazen üzerlerine dikilmiş karmaşık dekoratif altın ve gümüş süslemeli kıyafetler giyiyorlardı. Eski Mezopotamyalılar tanrılarının önce mitolojik metinlerde dünyayı ziyaret ettikten sonra cennette yaşadıklarına ve bir tanrının heykelinin Tanrı'nın kendisinin fiziksel bir temsili olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle kült heykellerine sürekli bakım ve ilgi gösterilirdi. Ve bunlara bakmak içinse bir grup rahip görevlendirilirdi. Bu rahipler heykelleri giydirir ve önlerine ziyafetler koyarak yemelerini sağlardı. Bir tanrının tapınağının o tanrının gerçek ikamet yeri olduğuna inanılırdı. Biraz tanıdık geldi mi? Tanrıların tapınaklarının içinde normalde saklanan tam boyutlu mağaralarda oluşan tekneleri vardı ve bu tekneler çeşitli dini festivaller sırasında tapınak heykellerini su yolları boyunca taşımak için kullanılırdı. Tanrıların ayrıca tapınak heykellerini karayoluyla taşımak için kullanılan savaş arabaları da vardı. Bazen bir tanrının kült heykeli Tanrının savaşı izleyebilmesi için bir savaşın yerine götürülürdü. Burada unutmamamız gereken şudur. Sümer dediğimiz medeniyet, Mısır dediğimiz medeniyet, tanrılara bu kadar tapınırken öncelikle yozlaşmamış inançlara sahipti. Daha sonrasında tabii ki yozlaştılar hepimiz gibi. Ayrıca dev bir heykeli taşıyacak dev bir tekne yapıyorsun ve dev bir ibadethanenin içine bunları koyuyorsun. Bunlar ilk nesiller için söylüyorum. Boş inançlar değildi. Bir şey gördüler, bir şey duydular, hissettiler. Onun için bu kadar uğraştılar. Zaten baktığımız zaman kültler her zaman ilk başta başladığı tarihte daha yaygın ve daha güçlüdür. Çünkü onlar daha çok tanık olmuştur. Anunnaki'nin de dahil olduğu Mezopotamya Panteonu'nun başlıca tanrılarının, tanrıların tüm kararlarını aldığı Tanrılar Meclisi'ne katıldıklarına inanılırdı.
Bu meclis yaklaşık milattan önce 2112 ve milattan önce 2004 yılları arasında var olan 3. Ur Hanedanlığı döneminde yarı demokratik yasama sisteminin ilahi bir karşılığı olarak görülüyordu. Anunnaki'nin efsanesi insanlığın kökenlerini ve tanrıların evren üzerindeki rolü hakkında bazı ipuçları verir. Bu tanrıların hikayesi zamanın akışında yankılanmaya devam edecek ve gelecek nesillere ilham vermeye devam edecektir. Eski Sümer mitolojisinde gökyüzünün ötesinde yıldızların arasında yaşayan güçlü tanrılardır bunlar. Ve bu tanrılar kendi gezegenlerini yok edilmekten kurtarmak için dünyaya geldiler. Altın çıkarması için insanı yarattılar. Daha sonra insanın tahmin ettiklerinden daha büyük potansiyele sahip olduğunu anladıktan sonra onları çeşitli işlerle kullanmaya başladılar. Akadlara baktığımız zaman ise Akadların milattan önce 2000 yıla ait metinlerinde Anunnaki'nin yani inanmanın yeraltı dünyasına inişi adlı esere benzer şekilde yeraltı tanrıları olarak tasvir edildiğini görüyoruz. Erken 2000 yılda yazılmış inanmanın inişini kısaltılmış bir Akad versiyonunda yeraltı dünyasının kraliçesi Eres Kigal Anunnaki ile su içtiğini söyler. Aynı şiirin ilerleyen bölümlerinde Ereskigal, hizmetkarın Namtar'a Anunnaki'yi Egalgina'dan getirmesini, eşik basamaklarını mercanla süslemesini ve altın tahtlara oturtmasını emreder. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Birçok dinde ve birçok inanışta farklı tanrılar ya da elçiler yani peygamberler vardır. Fakat özelliklerine baktığımız zaman aslında hepsi aynıdır. Yani dünyanın genelinde toplamda 10-12 tane güçlü üstün varlık var ve bütün dinler farklı özellikler, farklı isimler belirterek, vererek bunu birleştirmiştir. Eski Babil döneminde ise yani milattan önce 1830 ve 1531 yıllarında İgigi olarak bilinen yeni bir tanrı grubu ortaya çıkar. Anunnaki ve İgigi arasındaki ilişki net değildir. Bazı durumlarda kategoriler eş anlamlı olarak kullanılmış gibi görünür. Ancak Erra şiiri gibi diğer yazılarda ikisi arasında net bir ayrım vardır. Geç Akat, Atrahasis destanında ise İgigi, Anunnaki için çalışmaya zorlanan tanrıların 6. neslidir. 40 gün sonra İgigi isyan eder ve Anunnaki'den Tanrı Enki yerlerini almak için insanları yaratır. Bu İgigilere biz insanlığın ilk prototip versiyonu diyebiliriz. Zaten bilimin de kabul ettiği gibi zaman geçtikçe ve dünyada insan nüfusu arttıkça insan bedeni ve ömrü daha da küçülmeye devam ediyor. Orta Babil döneminde yani milattan önce 1590 ve 1155 yıllarından itibaren Anunnaki adı genel olarak yeraltı tanrıları için kullanılırken İgigi adı göksel tanrılar için kullanılmıştır. Bu dönemde yeraltı tanrıları Damkina, Nergal ve Madanu Anunnaki arasında en güçlüler olarak listelenirken Marduk, Antik Babil'in ulusal tanrısı da onlara dahil edilmiştir. Standart Akkad Gılgamış destanında büyük tufanın ölümsüz kurbanı Utna Pişti, Anunnaki'yi fırtına yaklaştıkça toprağı ateşe veren yeraltı dünyasının yedi yargıcı olarak tanımlar. Daha sonra tufan geldiğinde İştar, yani İnanna'nın Doğu Sami karşılığı ve Anunnaki insanlığın yok oluşu için yas tutarlar. Bunu da bilmeliyiz. Enki dediğimiz peygamber ya da elçi ya da tanrı. Tufan destanında bizim Nuh dediğimiz o şahsa ki birçok farklı ismi de var, gemi yapmasını söyleyen elçi olarak kabul ediliyor bu tufan destanlarında.
Babil Enuma Elis'te Marduk Anunnaki'ye görevlerini verir. Destanın geç bir Babil versiyonunda ise yeraltının 600 Anunnaki'den bahsedilmektedir. Ancak göğün yalnızca 300 Anunnaki'sinden bahsedilir. Bu da karmaşık bir yeraltı kozmolojisinin varlığını göstermektedir. Anunnaki büyük tanrılar minnettarlıklarından dolayı Marduk, Ea ve El ile adanmış görkemli bir tapınak olan Esagilia'yı inşa ederler. Milattan önce 8. yüzyıla ait Erra şehrinde Anunnaki Tanrı Nergal'in kardeşi olarak tanımlanır ve insanlığa karşı düşmanca davranışlar sergiler. Neo-Asur döneminde çok hasarlı bir metin, Marduk'un Anunnaki ordusunu kutsal şehir Nippur'a götürdüğünü ve bir kargaşaya neden olduğunu anlatır. Bu kargaşa bir selin oluşmasına neden olur. Ve Nippur'un yerli tanrılarını Esumeşas'a tapınağına Ninurta'ya sığınmaya zorlar. Enlil, Marduk'un ihlaline öfkelenir ve Esumeşas'a tanrılarını Marduk'u ve diğer Anunnaki'yi esir almasını emreder. Anunnaki yakalanır ancak Marduk lideri Musteşbir Hablim'i Esumeşas tanrılarına karşı bir isyan başlatması için görevlendirilir ve elçisi Neretagmil'i okuryazarlık tanrısı Nabu'yu uyarmak için gönderir. Esumeşas tanrıları Nabu'yu konuşurken duyunca onu aramak için tapınaklardan çıkarlar. Marduk Esumeşas tanrılarını yener. Bir başka efsane grubuna baktığımız zaman Hurri ve Hitit mitolojisinde ise Anunnakiler tanrıların en eski neslinin genç tanrılar tarafından yer altına sürgün edildiğine inanırlardı. Burada tanrıça Lalbani tarafından yönetiliyorlardı. Hitit yazıcıları bu tanrıları Anunnaki ile özdeşleştirdi. Eski Hurri dilinde Anunnaki, eski tanrılar anlamına gelen Karuines Sinuines veya toprak tanrıları anlamına gelen Kateres Sinuines olarak anılırdı. Hitit ve Hurri anlaşmaları genellikle yeminlerin yerine getirilmesini sağlamak için eski tanrılar tarafından yapılırdı. Bir mite göre tanrılar taş dev Uli Kummi tarafından tehdit edilir. Bu nedenle Ea yani Enki'nin sonraki adı eski tanrılara gökyüzünden yeryüzünü ayırmak için kullanılan silahı bulmalarını emrederdi. Buldukları silahı kullanarak Uli Kummi'nin ayaklarını keserler. Hurri ve Hitit metinlerinde Anunnaki'nin isimleri sık sık değişse de sayıları her zaman 8'dir. Bir Hitit ayininde eski tanrıların isimleri şöyle listelenmiştir. Falcı Aduntari, Rüya Yorumcusu Zulki, Dünyanın Efendisi Irpitia, Nara, Namsara, Minki, Amunki ve Api. Eski tanrıların Hurri Hitit dininde tanınabilir bir kültü yoktur. Bunun yerine Hurriler ve Hititler eski tanrılarla iletişim kurmak için yerde kazılmış bir çukurda domuz yavrusunun ritüel kurban edilmesi yoluyla iletişim kurarlardı. Eski tanrılar genellikle ritüel arınmaları yapmak için çağırırlardı. Eski tanrıların yer altına sürgün edilmesiyle ilgili Hitit anlatımı Yunan şair Hesiodos'un Pejoni adlı eserinde Titanların Olimpiyanlar tarafından devrilmesi anlatısına yakından bağlıdır. Yunan gökyüzü tanrısı Ouranos, Titanların babasıdır ve Anu'nun Hitit versiyonundan türetilmiştir. Hesiodos'un anlatımında Ouranos, oğlu Kronos tarafından hadım edilir. Tıpkı Anu'nun Hitit hikayesinde oğlu Kumarbi tarafından hadım edildiği gibi. Anunnaki'nin hikayesi zamanın akışından yankılanmaya devam eder ve gelecek nesillere de ilham verecektir. Onlar ilahi adalet ve güç mirasını temsil ederler ve insanlık tarihinin unutulmaz parçalarıdır. Peki, bu antik tanrılar uzaylı mı yoksa gerçekten ruhani varlıklar mı? Erik von Däniken,
Caryots of the Gods adlı kitabının yayınlanmasından bu yana uzaylıların eski dünyayı ziyaret ettiği iddiasını öne sürdü. Daniken dinlerin kökenlerini uzaylı ırklarla temasın bir sonucu olarak açıklıyor ve Sümer metinlerini ve eski Ahiti kanıt olarak yorumluyor. Zekaria Sitchin 1976'da yayınlanan The 12th Planet adlı kitabında Anunnaki'nin aslında Nibiru adlı keşfedilmemiş bir gezegenden gelen gelişmiş bir insanımsı uzaylı türü olduğunu iddia etti. Anunnaki'nin dünyaya yaklaşık 500 bin yıl önce geldiği ve gezegende bol miktarda değerli metal olduğunu keşfettikten sonra altın madenciliğini yapmak için bir üs inşa ettiği iddia edildi. Ki altın madeni fizikte de bildiğimiz gibi en iyi iletkenlerden ve işlenmesi kolay iletkenlerden birisidir. Özellikle eğer böyle ilkel bir gezegende teknoloji için bu kadar önemli bir maden buluyorsanız onu çıkarmanız gayet normal. Sishi'ne göre Anunnaki madenci köle ırk olarak insanları yaratmak için in vitro fertilizasyon yoluyla Homo erectus ile türlerini birleştirdi. Büyük tufana neden olan Antarktika buzullarının erimesi ise Anunnaki'yi dünyanın yüzeyini geçici olarak terk edip gezegeni yörüngeye sokmaya zorladı. Ve ayrıca Anunnaki'nin dünyadaki üslerini yok etti. Bunlar yeniden inşa edilmek zorunda kaldı ve Anunnaki bu büyük çabaya yardımcı olmak için daha fazla insana ihtiyaç duyduğundan insanlığa tarımı gelişmeyi öğretti. Ronald H. Fritz Sitchin'e göre Anunnaki piramitleri ve eski astronot teorisyenlerinin yüksek teknolojiler olmadan inşa edilmesi imkansız olduğunu düşündükleri antik dünyadan tüm diğer anıtsal yapıları inşa etti diye yazıyor. Sitchin bu mitolojiyi The Stairway to Heaven ve The Wars of Gods on Men gibi daha sonraki çalışmalarda genişletti. The End of Days, Armageddon and the Prophecy Of The Return adlı kitabında Sishin, Anunnaki'nin 2012 gibi erken bir tarihte dünyaya geri döneceğini tahmin etti. Sishin'in yazıları ana akım tarihçiler tarafından evrensel olarak reddedildi. Tarihçiler Sishin'in kitaplarını sözlü arkeolojik olarak etiketledi. Sishin, Sümer metinlerini kasıtlı olarak yanlış temsil ettiği, onlar bağlamından kopararak alıntıladığı, alıntıları kısalttığı ve Sümer kelimelerini kabul edilen anlamlarından tamamen farklı anlamlar elde etmek için yanlış çevirdiği iddia ediliyor. Ki bu tarihte bilim insanı dediğimiz tayfanın büyük çoğunluğu atom bombasını bir cinayet silahı olarak görürken, diğer bir çoğunluğu ve yine kabul edilen büyük tarihçiler atom bombasını müthiş bir teknolojik gelişme, insanlığın gelişmesi için bir adım olarak görüyor. Yani aslında tarihçi bilim insanı dediğimiz şeyler, üstlerindeki insanların söylemelerini istedikleri şeyi söylüyorlar sadece. Hiçbir tarihçiden farklı bir şey duyamazsınız. Tarihçilerin söylediği şeyler %90 olarak aynıdır aslında. Büyük olaylar için konuşuyorum, küçük olaylar için değil. Çünkü bu yaşadığımız dünya özellikle güç kimdeyse onun dediğini harfi harfine uygulamayı, onun bil dediğini bilmeyi ve bilme dediğini bilmemeyi gerektiriyor. Kertenkele komplo teorisini popülerleştiren İngiliz komplo teorisyeni David Icke, teorisindeki kertenkele efendilerin aslında Anunnaki olduğunu iddia etti. Açıkça Sishi'nin yazılarından etkilenen Icke, onları kendi yeni çağı ve komplocu gündemine uygun olarak uyarlıyor. Ancak şöyle bir detay vermek gerekir ki, Mısır müzelerine gittiğim zaman gördüğüm bir şey vardı. Mısır hiyerogliflerinde özellikle Anunnakiler ve kertenkele vücutlu insanlar farklı olarak biçimlenirdi. Buna benzer betimlemeler Sümer metinlerinde de vardır. Eğer araştırıp ya da canlı bir şekilde gidip görme ihtimaliniz olursa bu detay Ike'nin tanımını zaten yalanlayacaktır. Bizim kabul gördüğümüz şey ise kertenkele insanların yani reptilanların Anunnakilerin düşmanı olan bir ırk olduğudur. Çünkü dediğimiz gibi Anunnakiler uzaylı bir ırktı ve onlar gibi reptilanlar da uzaylı bir ırktı.
Ancak bazı metinlerde de ikisi dost olarak geçerler. Özellikle Tufan olayında Enki, yani birçok dinde geçiyor. İslam'da da İdris olarak geçer. Enki insanların yeryüzünde yaşayamayacaklarını bilerek gider ve yer altında yaşayan kertenkele insanlardan yardım isteyerek insanlara yer altında yaşamayı öğretmelerini ister. Bu şekilde de büyük yer altı medeniyetleri kurulur. 2001'de Ike hakkında bir belgesel hazırlayan John Ronson, 1898'de Charles Landre tarafından yapılan Rothschild adlı bir karikatürü göstererek Yahudilerin uzun zamandır dünyayı kontrol etmek isteyen kertenkele benzeri yaratıklar olarak tasvir edildiğini savundu. Anunnaki'nin hikayesi günümüzde de popüler kültürde ve komplo teorilerinde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Onların kim olduğu ve ne amaçla dünyaya geldikleri soruları hala gizemini korumaktadır. Ancak şunu kabul etmek gerekir ki bu dünyada bilimin doğru kabul edip daha sonra yanlış dediği birçok şey var. Bilimin açıklamakta aciz kaldığı, eksik kaldığı birçok şey var. Tıpkı barbar ve cahil dinlerin sorgularsan eğer dinin düşmanı olursun algıları gibi bilimde de bilimsel kanıtları ve bilimsel kuralları sorgularsan bilim düşmanı olursun algısı olduğu için çoğu insan bunu yapamazlar. Ama şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bilim dediğimiz şey sadece güçlü insanların bizim bilmemizi istediği şeylerden ibaret. Bu ilk videom olduğu için bazı yerlerde dil sürçmeleri ve hatalar yaşadım. Bu ilk tekrarım da değil. Birçok kez tekrar ettim ama fark ettim ki kendi kendime ya da arkadaşlarımla konuşmaktan çok farklı bir metne tabi kalabilmek, bir düzende ilerlemek ve sürekli konuşabilmek. O yüzden bir kez daha deneyip hatasız bir hale getirmeye uğraşamayacağım çünkü çok yoruldum. Hani rahat 1,5 saattir uğraşıyorum. Bu son hali. Ve sizden af diliyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki bu kanal sevdiğim şeyleri yapıp yayınlayacağım bir kanal. O yüzden kötü eleştirileriniz, kırıcı, sert, rencide edici eleştirileriniz kendinize kalsın. Ben sadece yapıcı ve olumlu eleştirilere açık olan bir insanım. Diğer insanlar gibi ya ben eleştiriye açığım falan demeyeceğim. Beni kötü bir şekilde eleştirecekseniz eleştirmeyin. Çünkü zaten hayat çok kötü ve benim yanlış olan, kötü olan yönlerimi bir insanın yüzüme vurmasına ihtiyacım yok. O yüzden sizden ricam, eğer beğenmediyseniz aşağı gidip beceriksiz falan yazmak yerine kanalı ilgilenmiyorum seçeneğini seçerek bir daha görmeyeceğiniz hale getirebilirsiniz. Ya da olumlu eleştiri yaparak hep beraber gelişmemizi ve bu güçlü insanların bilmemizi istediği bilimden ayrı bir grup kurabilerek, hani büyüyerek bir aile kurabilmemizi destekleyebilirsiniz. Eğer destek olmak ister iseniz beğenip abone olup yorum yapabilirsiniz. Ayrıca bu Anunnakiler hakkındaki tek videom olmayacak. Bu sadece giriş videosuydu. Daha sonra Anunnakilerin geçtiği metinleri, destanları daha detaylı inceleyeceğim. Tek tek. Ayrıca bilimsel olarak ne kadar ileri gidebiliyoruz Anunnakiler konusunda onları da tek tek işleyeceğiz. Eğer istediğiniz başka konular varsa da tabii ki belirtebilirsiniz.